Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl Başkanımız Sayın Avukat Bora Terzi. Biliyorsun değil mi çalışmaya aşık. Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Gökmen Şenol. Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Umut Çalcı. Bilmeyenlerle gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekillerimiz Fahri Özkan. Vecdi Gündoğdu. Güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İstanbul Milletvekilimiz Ali Gökçek. Biliyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz. Parti meclis üyelerimiz Bedirhan Doğru, Berker Esen. Durmak bilmeyenlerle gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Genel Başkan Yardımcılarımız Suat Özçağdaş ve Kırklareli Kızçesi Gökçe Gökçen. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Bu coşkuyu bir gösterelim Kırklareli. Bayrakları kaldıralım. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Baba eski belediye başkan adayımız Mimar Nuray Öner Polat. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. Rize Belediye Başkanımız Ercan Özalp. Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Demirköy Belediye Başkan adayımız Mehmet Şenay. İşimiz belediye. Pınarhisar Belediye Başkan adayımız Alper Özer. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Pehlivan Köy Belediye Başkan adayımız Coşkun Ürkmez. Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun. Lüleburgaz Belediye Başkan adayımız Doktor Murat Gerenli. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. İnece Belediye Başkan adayımız Şahabettin Vardar. Güzel mi güzel, Saklı Cennet İnada Belediye Başkanımız Tahir Işık. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye.
biliyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç. Kıyıköy Belediye Başkanımız İsmail Özen. Hazırız biz yine durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Rize Çakıllı Belediye Başkan adayımız Gökhan Karabulut. Üsküp Belediye Başkan adayımız Sayın Halil Çallı. Hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. Kavaklı Belediye Başkan adayımız Ufuk İn. Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz. Kara Halil Belediye Başkan adayımız Aykut Yakut. İşimiz belediye. Kofçaz Belediye Başkan adayımız Mehmet Balcı. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Alpullu Belediye Başkan adayımız Orhan Saltık. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye. Büyük Mandıra Belediye Başkan adayımız Alaaddin Burak Doğan. Aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Ahmet Bey Belediye Başkan adayımız Mustafa Altıntaş. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine durmak bilmeyenlerle. Yine kadın adaylarımızdan bir tanesi Kaynarca Belediye Başkan adayımız Neşe Çevikbaş. Kadın dayanışması olduğunu da hissetmiş olduk buradan. Kadınlardan bir çığlık gelsin Neşe Başkanıma. Büyük karıştıran belediye başkan adayımız Ertuğrul Çamlıca. Her şeye değer, biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Evren 8 belediye başkan adayımız Birol Özbay. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Evet kıymetli başkanlarım, bir el kaldıralım. Şu harika tabloya, bu manzaraya bir el kaldıralım. Kıymetli vatandaşlarımız, siz de bayrakları kaldırın. Çığlıklar gelsin. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye.
Gizem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere, hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle, gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Şimdi de Kırklareli Belediye Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Belediye Başkan adayımız Mehmet Siyam Kesimoğlu. Vekil yetkilisi Sibel Kesimoğlu. Kaldır bayrakları Kırklareli. Bu coşku senin, bu çığlık senin. Uğruna her şeye değer. 31 Mart'ta Kırklareli Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu sizlere emanet. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere, hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle, gücümüz Türkiye, işimiz belediye. Bu toprakların adını özgürlük ve bağımsızlık diye yazanların Kuvayi Milliye ruhuyla Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların evlatları, yüzü, yönü her zaman Mustafa Kemal'in aydınlığa dönük sevgili hemşehrilerim, sevgili Kırklareliler, merhaba, merhaba. Bugün seçime 27 gün kaldı. Biz rahatız, huzurluyuz. Çünkü kazanacağız, kazanacağız. Biz yine andımızı haykırarak söyleyeceğiz. Biz yine Mustafa Kemal'in ilke ve devrimlerine sahip çıkacağız. Ülkülerimize sahip çıkacağız ve belediyemizin ve ilimizin hiçbir hakkını bazı vakıflara, derneklere, cemaatlere peşkeş çekmeyeceğiz. Peşkeş çekmeyeceğiz. Kırklareli huzurlu insanların yaşadığı bir kent. Nabzı Mustafa Kemal diye atanların diyarı. Bu zaferden, bu kazanımdan asla ve asla bir adım dahi geriye durmayacağız sevgili hemşehrilerim. Bugün bizim için çok daha anlamlı, çok daha güzel ve çok daha özel bir gün, özel bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç, dinamik, üretken halkın kesimini sevgiyle kucaklayacak Sayın Genel Başkanı aramızda.
kendisine sizin temsilciniz olarak hoş geldiniz demek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel, Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli'ne hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, biz Kırklareliler olarak size bir söz vermek istiyoruz. Biz seçimi sonuçlandırdık. Ufukta 31 Mart zaferini görüyoruz. Ve Kırklareli ne diyor biliyor musunuz? Her kesimin oğlu, her kesimin oğlu, her kesimin oğlu, Kesimoğlu size kurban olsun. Siz beni milletvekili yaptınız. Belediye başkanı seçtiniz. Ve biliyorum ki bir 5 yıl daha tazelenmiş güvenle, projelerimizle, arkadaşlarımızla, sizin desteğinizle, ailemle ve üzüntüme, sevincime her zaman ortak olan benimle yaşayan 38 yıldır aynı yastığa baş koyduğum sevgili eşim Sibel'le birlikte güzel günler göreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Kutsal değerlerimize sahip çıkacağız. Vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyet'in kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez. Korkutamaz, ürkütemez. Söz konusu vatansa gerisi teferruat. Gerisi teferruat. Tıpkı milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, vatan için ölmekse kaderim, ben bu kaderin ellerinden öperim. Ben bu kaderin ellerinden öperim. Sevgili hemşehrilerim, bizim daha konuşacak çok şeyimiz var. Sayın Genel Başkanımızı ilgiyle, heyecanla, merakla bekliyoruz. Kendisine sözümüzü verdik. Kırklareli cumhuriyettir. Kırklareli Türkiye'dir. Kırklareli Atatürk'tür. Atatürk. Sağlıkla kalın. Mutlu olun. Mustafa Kemal'le kalın. ...31 Mart'ta... Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu tekrardan göreve getirecek miyiz? Getirecek miyiz? Getirecek miyiz? Konuşmalarından dolayı kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İşimiz gücümüz Kırklareli, işimiz gücümüz Türkiye sloganıyla bugünkü durağımız Kırklareli. Gecesini gündüzüne katarak gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam armağan etmek için çalışan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel geliyor. Bayraklar kalksın, çığlıklar gelsin Kırklareli. Bugün gözleriniz ışık saçıyor. Asla karanlığa düşmeyecek. Işık saçıyor gözleriniz. Ne güzelsin Kırklareli. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. Bu ne güzel Kırklareli böyle. Bu ne güzel Kırklareli böyle. Hepinizi çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Kırklareli bir cumhuriyet kenti. Kırklareli cumhuriyeti sevenlerin, vatanını sevenlerin, bayrağını sevenlerin, Atatürk'ü sevenlerin kenti Kırklareli. Kırklareli'ne her geldiğimde ne kadar yorgun olsam,
Ne kadar bitkin olsam sizi görünce, Kırklareli'nin sokaklarını görünce, balkonlarını görünce, güzel gençlerini görünce, Atatürk'ün kızlarını görünce, Cumhuriyet'in bekçilerini görünce güçleniyorum. Kendime geliyorum. Enerjiyle doluyorum. İyi ki varsın Kırklareli. Tabii Kırklareli 5 yılda bir kendisini kimin yöneteceğine, belediyeyi kimin yöneteceğine karar veriyor. Ben 2011 yılında meclise gittiğimde 22. dönemden tecrübeli bir abimiz olarak milletvekilliğinin ilk dönemlerinde işin püf noktalarını, nasıl muhalefet edileceğini, nasıl kürsü kullanılacağını, ne zaman Ankara'da, ne zaman seçim bölgesinde olunacağını öğrendiğim siyasi ustalarımdan bir tanesini 2014 yılında kaybettim. Çünkü onu siz çağırdınız. Memlekete gel, memlekete sahip çık dediniz. Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu siz göreve çağırdınız. Geldi ve yapılmayanı yaptı. Çok çalıştı. Sizin gönlünüzü kazandı. Ve tam 10 yıldır Kırklareli'ne hizmet etti. Bu dönem biz tekrar kendisini anketlerde oldukça iyi bir yerde görünce yeniden görev vermek istedik. Kendisi dedi ki ben 10 yıldır yapıyorum. Belki insanlar bir değişiklik isteyebilirler. Onun için bir ön seçim yapalım, örgütümüze danışalım. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü Kırklareli'nin barometresidir. Onlar ne diyorsa doğrudur, ben ona uyarım dedi. Ön seçimi yaptık, ön seçime girdi, siz de onu birinci yaptınız. Göreve devam dediniz. Şimdi Kırklareli sokaklarında görüyorum ki örgütümüz çok doğru bir iş yapmış. Tecrübeye, birikime, vizyona, enerjiye bir dönem daha devam demiş. O ön seçime başka aday adaylarımız da girdi. Yarıştılar. Kim kazansa bugün bu otobüsün üstünde hep birlikte onun yanında olacaktık. İki dönem milletvekilliği yapmış, iki dönem belediye başkanlığı yapmış birisi ön seçime cesaret edip oradan birinci çıkıp gelmiş ama ön seçimi kaybedenlerden birisi düne kadar altı oklu rozetin gücünden istifade eden birisi gidip de belediyede koltuğa parti sayesinde oturmuş birisi şimdi partisini bırakmış, yuğlamayın dinleyin, partisini bırakmış, gitmiş karşımıza aday olmuş, bize kaybettirecek ki başka birileri kazansın. Bir de biz buraya gelmeden önce, dün akşam, ondan önceki akşam yandaş televizyonlara koşturmuş, gazetelere çıkmış, partinin ona yaptığı çağrıyı sanki başka bir şeymiş gibi anlatıyor. Ben partinin genel başkanıyım. Vefaya önem veririm. Bir haksızlık olmasın diye gayret ederim. Evet, kendisini aradım. Yakışmaz dedim. Partiye seçim kaybettirmeye kalkmayı Kırklareli affetmez dedim. Zaten bunu başaramazsın ama tarihe kara bir leke olarak geçmek doğru değil dedim. Gel sen bu işten vazgeç, omuz omuza, el ele, kol kola yürüyelim dedim. Efendim, genel başkan beni aradı. Ayıp bir şey değil ki.
Genel başkanın görevi bu. Kırgın olmasın, küskün olmasın. Efendim, bana onu teklif ettiler, bunu teklif ettiler. O kısmı tamamen hiç görmediğim, hiç duymadığım bir şey. Ama kendisine görev teklif edilirse de bu kamu görevidir. Ama böyle bir şeyi yandaş televizyonlara çıkıp da AK Parti'nin televizyonlarına çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirmeye çalışmayı affetmiyorum, affetmeyeceğim. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kırklareli'ne, bu güzel kente hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben Kesimoğlu'nu size anlatacak değilim. Ama televizyonlar canlı yayında. Televizyonlar canlı yayındayken şunu bilsinler. Mehmet Siyam Kesimoğlu her akşam 500'e yakın eve her gece sıcak yemek yollayan, tam 1500 aileye düzenli sosyal yardımlar yapan, iyi günde kötü günde yoksulun evladının başını öne eğdirmeyen, yoksul insanların evine giderken başı önde kalmamasını sağlayan, dayanışma belediyeciliğini, sosyal belediyeciliği, gerçek bir sosyal demokrat belediye örneğini gösteren, hepimizin ve şehrin kendisinden razı olduğu bir belediye başkanıdır. Kutluyoruz kendisini. Ayrıca Atatürk'ün Selanik'teki evinin aynısını buraya getirmek, Ali Rıza Efendi'nin evini, müzesini buraya getirmek ve bu sayede aslında kentin hem atasına duyduğu sevgiyi göstermek hem de bu kente toplam yılda 1,5 milyon turist çekmek, yerli yabancı turist çekmek bu kentin esnafına, bu kentin ticaretine, bu kentin ekonomisine yapılmış en büyük katkıdır. Tebrik ediyorum kendisini. Tabii ağacın kurdu içinden olur. Onu bir kenara bıraktık. Bir de 2015 seçimlerinde AK Parti'ye ağza alınmayacak laflar söyleyen biri var. Ağzına geleni söyleyen biri var. Şimdi MHP'den aday olmuş, AK Partililerle kol kola Ensar Vakfı'nın yolunu tutmuş. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bundan kendi partisi de rahatsız. Bu Ensar Vakfı düne kadar o 2015'te söylediklerini yapıyordu da, düne kadar bu kadar tehlikeliydi de, bugün sen aday olunca mı makbul bir vakıf oldu, makbul bir yapı oldu? Kim ki evlatlarımızın yoksulluğunu istismar eder? Kim ki yoksul ailelerin çocuklarını alır ve onların yoksulluğunu istismar eder? Dindar ve kindar bir nesil yarıştırmak için uğraşır. Din eğitimi bu devletin görevidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Atatürk kurmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi bellidir. Bu istismarcı vakıflara kimse evlatlarını emanet etmesin. Yazıktır, yazıktır, yazıktır. Bugünlerde Recep Tayyip Erdoğan bizimle kavga etmek istiyor. Bizimle kavga edecek bahaneler arıyor. Kendisi göya sözde çok milli
herkes gayrimilli, ağzına geleni söylüyor, bizimle kavga etmek istiyor. Efendim sabah kalkıyor, her ürüne zam zam zam, akşam oluyor televizyona çıkıyor, dem dem dem. Ben Tayyip Erdoğan'ı demli çayıyla baş başa bırakıyorum. Onunla kavga edecek miyim? Edeceğim ama onunla kavgayı onun dediği yerde yapmayacağım. Onunla kavgayı emekliler için yapacağım. Esnaflar için yapacağım. İşsizler için yapacağım. Yoksullar için yapacağım. Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret 17 bin lira. Basit bir hesapla en düşük emekli maaşının 25-26 bin lira olması gerekir. Oysa bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Tayyip Erdoğan geldiğinde bir emekli en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün en düşük emekli maaşı alan 10 bin lira sadece 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani geldiği günden bugüne kadar Tayyip Erdoğan emeklinin cebine elini sokup emeklinin cebinden, emeklinin kesesinden, emeklinin mutfağından, buzdolabından 5,5 çeyrek altını çalmıştır. Elbette seninle kavga edeceğim. Emeklinin hakkını sende bırakmayacağım. Biraz önce kırklar elinde kanaat önderleriyle, muhtarlarımızla ve kanaat önderleriyle, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle bir aradaydık. Emeklilerin sendikasının Kırklareli temsilciyi hatırlattı. Biz dedi sendika kuruyoruz, bunlar kapatıyor. Biz açıyoruz, bunlar kapatıyor. Hakkımızı aramamızı istemiyorlar dedi. Bütün emeklilere sesleniyorum. Sendikalaşmak, hak aramak hepinizin anayasal güvencesidir. Bu birilerine inat, hepiniz emekli sendikalarına gidiniz. Üye olunuz, mücadele ediniz, hakkınızı arayınız. Biz hep birlikte sizin yanınızdayız, sizin arkanızdayız. Ezanı dinleyelim, devam edelim. Bu yeşil beyaz sevdaya da bir alkış alabilir miyiz şöyle?
Burada 87 yaşında bir gençlik kolları başkanımız var. Beyaz beresiyle. Anneciğim ellerinden öpüyorum senin. Bir de orada huzur evinden gelmiş amcam. Çok teşekkür ediyorum. Bitince geleceğim elinizi öpeceğim teyzemle birlikte. Bitince hiç kalkmayın ben oraya geleceğim elinizi öpeceğim. Şimdi tabii ki emeklinin 2002'de aldığını söyledik. Çok kısaca şunu söyleyeyim. Bir de emekli burada ama bir kocaman alkış yollamak lazım. Emekli ne alıyor? Emekli bayram ikramiyesi alıyor. Kimin sayesinde? Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. Kemal Bey 2015'te emekliye iki bayram birer maaş ikramiye dedi. Bunlar veremezsin dedi. 1 Kasım'da baktılar seçim gidiyor. 7 Haziran'ı kaybettiler. Biz de vereceğiz dediler. 3 sene vermediler. 2018 seçimlerine 1 ay kala verdiler. Ne verdiler? 1000 lira. O gün biz dedik ki 1000 lira olmaz. Asgari ücret ver. Yok dedi 1000 lira vereceğim. Beğenmediğimiz 1000 lira o gün 24 kilo kıyma alıyordu. O 1000 lirayı 3 sene sonra 2000 lira yaptılar. Bu sene 5000 yapacağız diye söz verip 3000 lira da bıraktılar. Bakın ilk kez 2018'de emeklinin bayram ikramiyesi 1000 lira 24 kilo kıyma alırken şu anda 3000 lira sadece 6 kilo kıyma alabiliyor. 6 kilo. Yani sadece 2018'den bugüne 6 yılda emeklinin sofrasından, buzdolabından, kursağından tam 18 kilo kıymayı çaldılar. Sadece emekli ikramiyesiyle, emeklinin bayram ikramiyesiyle. Emekli hakkını yiyenden 31 Mart'ta hesap soracak mı? Soracak mı? Eğer 31 Mart'ta emekliler, emekçiler, esnaflar, çiftçiler, yoksullar hesap sorarlarsa her şey mümkün. Yok, bırakırlar da ne hali varsa görsün derlerse 1 Nisan tarihinden itibaren ne diyorlar? Acı reçeteyi içireceğiz. Ne diyorlar? Kemerleri sıktıracağız. Ne diyorlar? Sıkı para politikası uygulayacağız. Bakın 1 Nisan olduysa, Tayyip Erdoğan dersini almadıysa, sen ona sarı kartı göstermediysen, sen ona kırmızı ışığı yakmadıysan, sen ona hakkımı yiyemezsin demediysen yapacak bir şey yok. O acı reçete boğazını da yakar, mideni de deler. Ama ona dur demek için 1 Nisan'ın ertesi günü yapacak bir şeyin yok. Bir şey yapacaksan 1 Nisan'dan bir gün sonra değil, bir gün önce yapacaksın. 31 Mart'ta sandıkta yapacaksın. Hesabı soracaksın. Hesabı soracaksın. Bakın 200 lira ilk çıktığında 2009'da 131 dolardı. 131 dolar. Bugün 200 lira kaç para? 6 dolar, 6. Sadece 6 dolar. Nereden nereye geldi? 139 dolar düştü 6 dolara. Bunu en iyi bilenlerde birisiniz. Biz dolar hesabı biliyoruz ama siz Kırklareliler, Edirneliler leve hesabı biliyorsunuz. Bir zamanlar bizim para levadan değerliydi, öyle mi? Bizim para orada çok para ediyordu. Şimdi bir leva 17.5 TL ediyor. Bulgar geliyor, parayı bozduruyor, harca harca bitmiyor. Sakın yanlış anlamayın.
gelmesin demiyoruz. Ya o da gelmese? Sizde para yok. Esnaf ne yapacak? Emeklide para yok. Çalışanda para yok. Hiç kimsede para yok. Hiç olmazsa Bulgar geliyor. Hiç olmazsa esnafa bir faydası oluyor. Ama bir yandan da şunu düşünün. İvan geliyor, sınırı geçiyor. Bu tarafa geliyor, parayı harcıyor. Gününü gün ediyor İvan. İrfan amca ne yapıyor İrfan amca? İrfan amca ayın sonunu getiremiyor. İrfan amcayı bu hallere düşürenlere yazıklar olsun, yazıklar olsun. Sıkıntı sadece emeklide değil. Herkesin ayrı sıkıntısı var. Ama Tayyip Erdoğan diyor ki, eğer emekliye bu istediklerini verirsem, geçen gün şöyle söylemiş, emeklinin diyor sıkıntısı yoktu, onları diyor Özgür Efendi tahrik ediyor diyor. Ya emekliler bir el kaldırır mı? Şu hale bir bak. Sadece 10 bin lira alanlar el kaldırsın. 10 bin lira. Neredeyse %60-70'i her zaman bu durumda, her meydanda. Şimdi ben buradan açık çağrı yapıyorum. Açık çağrı. Eğer emekliler halinden memnunsa, ama emekliler, siz Türkiye'nin en büyük partisi olabilirsiniz. Emekli Partisi. Gelin bu sene 31 Mart'ta bütün emekliler hep birlikte davransın. Ben razıyım. CHP'li emekliler, AK Partililer, MHP'lilerle birlikte davransın. Ben razıyım. Türkiye'nin bütün emeklileri birlikte davransınlar. Ve buradan Tayyip Erdoğan'a teklifte bulunuyorum. Hodri Meydan, eğer emekliler halinden memnunsa, geçim sıkıntısı yoksa, onları ben tahrik ediyorsam sana oy versinler. Ama emekliler eğer ayın sonunu getiremiyorsa, emekliler o parayla çarşıyı, pazarı gezip de fileyi dolduramıyorsa, karnını doyuramıyorsa, torununun yüzünü güldüremiyorsa, o zaman bütün emekliler bize oy versinler. Var mısın yok musun? Hodri Meydan. AK Parti'ye oy veren Memdu amca, sana sesleniyorum. Eğer Tayyip Bey'in dediği gibi sıkıntın yoksa ona oy ver. Canın sağ olsun, ellerinden öpüyorum. Sıkıntın varsa, bunların sıkıntısı yok, Özgür Efendi emeklileri tahrik ediyor diyen Tayyip Erdoğan'a bu sefer cevabı sandıkta sen ver Memdu amca. Sen ver. Bakın bunlar Recep Tayyip Erdoğan 2023'ün Mayıs ayında öyle bir şey yaptı ki, sahte videolar yaptı, montaj videolar yaptı ve insanları şöyle kandırdı. Açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Bana oy vermelisin. Yoksa ezanı dindirecekler. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa vatanı böldürecekler. Çoğu kimse bunun ne büyük sahtekarlık olduğunu biliyordu ama bazı vatandaşlar, sadece bazı televizyonları izleyenler bu yalanlara inanıveresiye tekrar hak etmediği şekilde birinci turda değil ama ikinci turda %1 oyla tekrar başımızda kaldı. Şimdi tekrar aynı yalanlara sarılıyor. Ama artık insanların yalanlara karnı tok, çünkü karnı aç. İnsanların böyle kandırmacalara karnı tok. Dönüyor dolaşıyor utanmadan sana, bana
vatan haini demeye kalkıyor. Ey Tayyip Erdoğan, hepimiz biliyoruz ki senin o çok sevdiklerin, senin o çok sevdiklerin bu ülkeye 200 yıl matbaayı getirmediğinden, donanmayı, şanlı donanmayı 30 yıl Haliç'te tuttuğundan, bilime önem vermediğinden bütün dünya ilerledi, biz yerimizde kaldık, bu güzelim ülkeyi işgale geldiler. O gün seninkiler işgal donanmasına kırmızı halı seriyordu. Bizim peşinden gittiğimiz Kartal İstinbotu'nun ucuna çıkmış yanındaki yaverine korkma evlat, geldikleri gibi gidecekler diyordu. Geldikleri gibi gidecekler. Şimdi o kahramanın kurduğu partinin mensuplarına utanmadan hain diyor. Utanmadan beka sorunu var diyor. Bir beka sorunu olduğunda kimin kahraman, kimin kaçak olduğunu bu millet bir daha görür. Allah vermesin. Bir beka sorunu olursa Tayyip Erdoğan çağırınca havaalanına gidip kot üstüne perdelik kumaştan kefen çekenler değil, dedesi Conk Bayırı'nda kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi. Bomboş konuşuyor. Sen değil misin? Keşke Yunan kazansansı diyen fesli deli Kadir'in elini öpen. Sen değil misin? Kurtuluş Savaşı hiç olmadı diyenlere metiyeler düzen. Sen değil misin? Gazi Paşa'ya iki ay yaştan biri diyen. Şimdi çıkmış bana milliyetçilik taslıyor. Onun için buradan açıkça söylüyorum. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifakı Cumhur İttifakı. Yanında MHP var. Düne kadar buna ağzına geleni söylerdi. Düne kadar herkesten olur senden olmaz derdi. Düne kadar hainsin derdi. İp atıyorlardı birbirlerine, ip. Şimdi birbirlerine attıkları iple birbirlerine sıkı sıkı bağlanmışlar. Milleti tehdit ediyorlar. Millete şantaj yapıyorlar. Hataylı depremzedeye oy vermezsen hizmet yok diyorlar. Orduya oy vermezsen doğalgaz yok diyorlar. Sakarya'ya gidip hizmet getirmeyiz diye tehdit ediyorlar. Bir de yanlarına Hizbullahçıları almışlar. Domuz bağcıları almışlar. Kadın düşmanlarını almışlar. Buradan hepinize çağrımdır. Cumhur İttifakı var, o bir korku ittifakıdır. O bir tehdit ittifakıdır. O bir şantaj ittifakıdır. O sizi yoksullaştıran, yalnızlaştıran bir ittifaktır. Karşısında çok büyük bir ittifak var. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Türkiye! Türkiye İttifakı'nda sosyal demokratlar var. Türkiye İttifakı'nda milliyetçi demokratlar var. Türkiye İttifakı'nda muhafazakar demokratlar var. Türkiye İttifakı'nda Türkler var, Kürtler var, Lazlar var, Çerkezler var, Boşnaklar var. Hepimiz varız. Bu ülkeyi seven herkes var. Hep birlikteyiz. Şimdi Türkiye İttifakı'nın renkleri ay yıldızlı al bayrağın renkleridir. Türkiye İttifakı'nın bir rengi kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük Türkiye İttifakı kazanacak. Geçen sefer nasıl kazandıysak çok daha büyük bir şekilde kazanacağız.
Ben size inanıyorum. Ben Kırklareli'ye inanıyorum. Ben Kırklareli İttifakı'na, Kırklareli'nin aslan sosyal demokratlarına inanıyorum. Kırklareli'nin iyi insanlarına, önceki ittifak ortaklarımıza, güzel yürekli insanlara, güneş gözlü insanlara inanıyorum. Ben muhafazakar demokratlara inanıyorum. Haramdan ve yalandan korkanlara, israftan bıkanlara, bu gördüklerine inanamayanlara inanıyorum. Ve ben Kırklareli'ni, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu Kırklareli'ne emanet ederek, bütün adaylarımızı sizlere emanet ederek ve sizi de Allah'a emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Sizleri seviyoruz. Sizlere inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. İyi ki varsın Kırklareli. Kuvvetli alkışlar geliyor mu? Başkan adaylarımızı sizlere, sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Sevgili Kırklarelililer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Ülkem güzel mi güzel? En iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer.